Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün rodajı bitirmek için biraz gezeyim dedim. Ya 5000 devri geçemiyorum ya. 75-76 gidiyorum. Şu öndeki hayvan gibi herifler sürekli sağımdan sonra bak. Ya girecek bir yere de daha giremedi ya. Ankara'da bugün hava çok güzel. Ben de dedim ki biraz motor kullanayım. 3-4 gündür soğuk da hava. Kullanamıyordum hiç. Açısı iyi mi acaba? Bunu hep düke göre ayarladığım için. Eski motoruma göre ayarladım. Şimdi nasıl yapacağımı tam bilmiyorum. Hep naked kullandım. Naked'da da önde tutuyorum kamerayı. Çünkü kısa bir motordu dük. Ondan önce NK vardı. O da kısaydı. Şimdi ilk defa böyle uzunlamasına bir motora biniyorum. O yüzden açıyı nasıl ayarlayacağımı bilemedim. Şimdi hava güzel dedik ama güneş kaybolunca hava soğuyor. Dedim ki rodajı bitirmek için biraz çıkayım, gezeyim. Şimdi 5000 devrede geçemediğim için bir yere de gidemiyorum. Dedim ki şehir dışı yapayım. Şehir dışı derken Karagöl olur, Kızılcahamam olur. Giderim Kızılcahamam'a da gider gelirim ama şimdi basamıyorum. 75-80 bandında gitmem gerekiyor kilometre olarak. Bir de hep aynı hızda seyretmemem gerekiyor rodaj için. O yüzden dedim ki şehir içinde kullanayım. Şehir dışı beni biraz yorar. 75 ile gidemem yani. Dün pilot aldım. O geldi. Taktım. Dünya varmış ya. Tam takamadım ama sanırım biraz boşluk kaldı pin yokta. Gittiğim zaman tekrar bir deneyeceğim pin yok yapıştırmayı. Yani şöyle kendim bir sağa atayım. Öyle gidelim. Ya yavaş gitmek de sıkıcı. Tamam çok da hız yapmıyor ama yani yine de sıkıcı. Ya aynaları sevmedim arkadaşlar. 250 SR'ın aynaları göstermiyor. Kolumu görüyorum. Şu speed yazısı var ya, X speed, onu görüyorum sürekli. O biraz tat kaçıran bir durum. Onun dışında memnunum ya. Rahat, güzel bir motor. Oturuş pozisyonuna alıştım gibi. Daha bu üçüncü kullanışım. Hafta sonu motor yıkayalım dedik. Gittik yıkayacağız. Dolu yağdı. Ama da yağmur yoktu. Görünmüyordu yani yağmur. Baktık dolu yağıyor. Hemen kaçtık, yıkayamadık. Zaten benim motor temiz. Çıkardığım gibi duruyor. Sadece arkada bir çamur var. Aldığım gün yağmurluydu hava. Lastikten çamur atmış. Onlar vardı. Onun dışında bir şey yoktu zaten. Ama dedim bir yıkayayım. Yıkayamadık. Biraz pislensin. Ondan sonra güzel bir SR yıkama videosu yapacağım size. Şurada bir sigara içeceğim ben. Yani bakmam için şu kolumu şöyle yapmam lazım arkadaşlar. O da yani nereye kadar yap. Ayna büyük bir dezavantaj. Geçeyim. Bak motor. Ya, o çekmiyor gerçi. Motor sola bakıp sola gidiyor, gördünüz mü? Şimdi aradım ben. Konuştum. Dedim ki motor sola çekiyor. Dediler ki ya zincir ayarından ya lastik basıncından kaynaklıdır. Bir bakacağım ben de. Lastik fiyatlarına baktım. Pahalı be arkadaşlar. 7750 takım lastik, o da Anlas. Anlaş. Rosso Corso olmuş 10.000. Çok. Şuradan ben bir dönerim. Allah.
Ama motor kullanmayı özlemişim. İyi hissettiriyor motor kullanmak. Yaz gelsin, uzun yol yapalım. Uzun yoldaki performansını da merak ediyorum. Beni yoracak mı, yormayacak mı? Ben uzun yol yapmayı seven bir insanım. Sürekli uzun yola çıkıyoruz. Bir bakacağım nasıl olacak. Muhtemelen yoracak beni uzun yolda. Buranın ışığı var mı ki? Buranın ışığı olmayabilir ya. Varmış. CST bana hiç güven vermiyor arkadaşlar. Yeni alacak arkadaşlar, yeni alan arkadaşlar, bence lastiği değiştirin. Yani ıslakta yok, güven vermiyor. Ne olur ne olmaz. Yeni alıyorsunuz sonuçta. Bir 7500 lira takmayla beraber hadi 8000 de. 8000 lira verin. Yeni lastik alın. Canınızdan malınızdan önemli değil. 8000 lira. Ben de alacağım. Almak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Çünkü çok kötü lastikleri ya. Ben NK'da kullandım. Bir ne kadar kullanmışımdır? Bir 1500 kilometre kullandım sanırım CST'yi. Dedim ki bunu benim değiştirmem lazım, yoksa benim başıma iş açacak. Hemen değiştirdim. Onnas Vienta Sport arkadaşlar. Harikadır. Çok güzel lastik. Yol tutuşu inanılmaz. Islakta da iyi. Islakta böyle kendini bırakmıyor. Virajda zaten bir harika. Kesinlikle alın Vienta Sport. Fiyat performans ürünü. Ben KTM'ye takmıştım Dük'e. Antalya'ya gittim. 5000 kilometre yaptım. Hani bir kere virajda bırakmadı. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İşbirliği değildir, sadece tavsiyedir. Bugün trafik yok. Harika. Normalde bu saatlerde artık trafik oluyor. Ankara'da artık hep trafik var. Kornanın yerini bulamıyorum. Bu ne ya? Ne diyor? Honda galiba. Arkası Dominar gibi. Artık Dominar ön Honda, Honda yazıyordu galiba. Tam bakamadım, kornayı arıyordum ya. Korna benim kanayan yaram ya bu korna. Acil bir şey olsa kornaya basmam gerekse basamıyorum. Muhtemelen diğer kullanan arkadaşlar da bu sorunu yaşıyordur. Bu neymiş, bakacağım ya buna. Bakamadım. 55 Samsunlu. Biz de yazın Samsun turu düşünüyoruz, yani Karadeniz turu daha doğrusu. Bir Amasya'ya gideceğiz. Oradan dedik ki Samsun'a gidelim ama plan yapmamız lazım. Artık maliyetler de yüksek. Özellikle benzin. Benzin bizi üzüyor, benzin fiyatları. Şu motora bakacaktım, bakamadım ya. Tüh, gidemiyorum ki. Böyle 50'lik skuturlayım gibi. Yakaladım. 70'te yakaladım seni bro. Neymiş bu? Ha, R25'miş. R25 deler. R25 güzel motor. Aslında baktım Esar'dan önce R25'e. Fakat fiyatları çok yüksek. Yani onu alana kadar Dük 390 alabiliyorsunuz. R25 ve 390 mı? Ben KTM ederim. Ben, bana geliyor ki ben bunu çok kullanmam gibi. Ben yine bir KTM'ye geri dönüş yapacağım galiba. Bir bakacağım. Ya şu kız benim eski kız arkadaşım, o kadar benziyor ki kafayı yiyeceğim. Ankara'nın hepsinde, bütün billboardlarda sınav kolejinin reklamı var. Hepsinde de bu kıza delireceğim yani. Her gün görüyorum.
Tuğsecim eğer izliyorsan sen daha güzelsin tabii ki. Dipnot olarak paylaşayım bunu. Hiçbir şey değiştirmez ama. Olsun. Ben gideyim stüdyoya. Ağlayarak videomu edit. Gidiyorum şimdi. Gideyim bir kahve içeyim. Berna yeni köpek aldı kendine. Gökhan sevgililer günü hediyesi köpek aldı Berna'ya. Gideyim biraz onu seveyim. Burada 7.24 trafik var arkadaşlar. Buraya gece 3'te gelseniz de trafik var. Sabah 6'da da var. Geç sen geç. Hop ben de şöyle geçeyim. Görüntüsü çok iyi motorun. Yani alma sebeplerimden birisi en büyük etken görüntüsüydü. Tabii fiyatı da katıyorum buna. Ya da böyle gidelim hadi. Arkadaşlar aniden gaz açmayın rodajda ve aniden fren yapmayın. Yani birden gaza vermeyin diyorlar. Ben de size bunu aktarayım. 5000 ila 7000 devir. Bu motordan motora sanırım değişiyor. Ducati'de 7000 devir diye biliyorum ben. Mesela örnek olarak vereyim. Ama kitapçığına bakarsanız daha temiz bir bilgi alırsınız. O yüzden aldığınız zaman motorunuzu kitapçığını okuyun. Sıkıcı gelebilir size biliyorum. Ben de sıkıldım. Yarısında bıraktığım için söylüyorum. Kornası da bunun cılız. Bip bip. Roadrunner gibi kornası. Ne diyorduk? Kitapçıya bakın arkadaşlar. Kitapta hayati bilgiler var motorunuzla ilgili. Çünkü rodajını ne kadar iyi yaparsanız sonrasında size sorun çıkarmayacak motor. Rodajınızı güzel yapın. Herhangi bir problemle ileride karşılaşmayın. Ya ben arkamı göremiyorum ya. Bu arada zam gelmiş Eser'a. Arkadaşlar ne kadar olmuş? 160 olmuş. Aynen. 3000 lira zam gelmiş ya. İlk motorum benim bu. Bunun sarısı vardı bende. Bobber yapılmış. Teksele. Çok güzeldi. Ama Mardin'e sattım onu. Mardin'e gitti. Hala Mardin dedim muhtemelen o. Güzel motordu. Çok uğraştırıyor ya. Her gün bir kaos. Bir gaz telin kopar, bir o olur, bir bu olur. Yorucu bir motor. Başlangıç motoru için iyi. Güneş ısıtıyor çıkınca ama çıkmıyor. Ben gideyim bir kahve içeyim. Sonra belki tekrar bir çıkarım, turlarım. Plaka sipariş ettim. Size plaka montajını da göstereceğim. Katlanır plaka ama katlanır katlanmaz plaka. Yani içeriye doğru katlayamıyoruz. APP plaka da söyledim. Bisiklet plakası küçük. Onu da takacağım. Zaten bir video yaparım size bununla ilgili. Siz de görürsünüz neler yaptığımı. Abi ne yapacaksın acaba? Ben şuradan kaçayım. Arkadaşlar, rodaj günlüğü böyleydi. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.